Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle çok güzel bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ulan ben bunun seri olsun diye girmedim ben bu videoya diyeceksiniz. Arkadaşlar başlıkla ve kapakla gerçekten de kesinlikle alakalı birebir bir başlık ve kapak koyacağım büyük ihtimal. Gerçekten de yeni bir seriye başlıyoruz ve muhteşem bir seri. Ve ben de bu seriye başlamak için 2 gündür bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım bu seriye başlamak için. Şimdi nasıl bir seri olacak diyeceksiniz. Kapakla ve başlıkla alakalı bir şey olacak arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Yani şimdiden kapatmayın videoyu. Gerçekten de bayağı bir heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Zaten birazdan da hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bakalım inşallah yapacaklarımız olur. Herhalde 2-3 bölüm falan sürecek. Belki de 10 bölüm sürebilir. Tahminen sizin istekleriniz doğrultusunda. Yani şimdi bir videoyu 2-3 dakika izleyin. Anlayacaksınız zaten 2-3 dakika izledikten sonra. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki 2000 like gelirse bu seriye devam edeceğim. Gelmezse artık tadında bırakmış olacağız. Neyse. Hemen arkadaşlar şimdi yapacağımız ilk olaya geçiyoruz. Hemen burada uygulamalara geliyoruz. Uygulamalara, tamam mı? Uygulamalara geldikten sonra uygulama yöneticisi. Sonra nerede şu klasör? Hadi hadi. Yükten koçum. Evet. Klasöre giriyoruz. Hafızaya giriyoruz. Veri sil diyoruz. Hemen veri sildikten sonra tekrardan oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuzu açtık. Şimdi arkadaşlar gördüklerimize inanamayacağız. Ben bile nasıl olacak merak ediyorum. İnşallah olur. Büyük ihtimal olacak zaten. Olmama ihtimali gibi bir şey düşünmüyorum. Hadi bakalım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Bayağı bir eğlenceli olacağını düşünüyorum çünkü. Evet, ilk önce dur lan, hesaplar gözüktü. Boş verin. Ben onları biraz sansürleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar biz bu arkadaşı yok edelim. Bir nevi sıfırdan başlıyoruz gibi olacak ama aslında sıfırdan başlıyoruz serisi değil bu. Şimdi anlayacaksınız zaten. Şunu sesini azıcık kısalım arkadaşlar. Benim kulağıma çok kulağıma çok fazla ses geliyor. Kısım derken yanlışlıkla açtım. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen bu arkadaşı yenelim. Ondan sonra zaten başlayacağız yavaş yavaş. İlk önce şunları yenmemiz gerekecek. Ben buraları biraz hızlandıracağım. Çünkü gerçekten de bayağı bir eğlenceli olacak. Şu kısımlar sıkıcı sadece. Gerisi güzel. Bu kısımlar sıkıcı. Gerisi çok güzel olacak. Yapacağımız olay şimdi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Buraları hızlandırmaya gerek yok çünkü şimdiden anlatmaya başlayacağım. Eğer ki buraları geçerseniz konuyu belki de kaçırabilirsiniz yani arkadaşlar. O yüzden de ilerletmenize gerek yok. Hemen olayı açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi olayı başlayalım. Bunu aç diyor bize, değil mi? Bunu aç diyor bize. Ama velakin arkadaşlar ben onu açmayacağım. Yani sandığı açmayacağım. Hep bu şekilde kalacak. Bu arada internetimiz biraz kötü biliyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar serinin bug'ı şu, bir tane arkadaşta görmüştüm. Sadece dur bir dakika. Ne diyor? İlla bize bunu açtıracak mı ki bu? Allah Allah. Bunu illa bize aç diyor. Evet arkadaşlar onu açmadan böyle bir olayımız vardı. Onu açarsak eğer ki bu serinin amacı kalmazdı. Ve ben de onu açmadan direkt savaşa girdim. Bakalım bize açtırtacak mı? İnşallah açtırtmaz onu. Bana gücünü göster diyor eğitimci Fiko. Hemen arkadaşlar şu arkadaşa yenelim. İnşallah bana o sandığı açtırmaz. Eğer ki o sandığı açtırırsa biraz sıkıntılı olabilir. Ama inşallah açtığımız, inşallah açtırırsa da o sandıkta yeni kartları açmaz bize. İnşallah bakalım. Yani açarsa üzülürüm harbiden de. Çünkü bu serinin amacı kalmaz. Bu seri diye bir şey olmaz. Hadi bakalım inşallah amacımıza ulaşabiliriz. Zaten amacımıza ulaşamazsak ben büyük ihtimal bu videoyu YouTube'a koymam. Evet. Çünkü amaçsız bir video gerçekten amaçsız olur. Boş verin. O yüzden bakalım nasıl olacak. Bana açtırmıyorsun değil mi o sandığı? Açtırtıyorsun hala. O zaman ben savaşa gireceğim yine. Vay nasıl lan. Onları açmadan savaşa girdik. Bu şekilde hep savaşa girebilecek miyiz acaba? Onu da merak ediyorum. Böyle bir bug oluşturuyoruz kendi kendimize. Evet. Clash Royale'de bug oluşturmak diye mi başlık koyayım? Nasıl bir başlık koyayım diye şu an düşünüyorum. Yani nasıl başlık koyacağımı da bilmiyorum. Yani nasıl bir seri olsun da onu da bilmiyorum. Çünkü bu arkadaş, bu olay yapan arkadaşlar var bunun gibi. Böyle 2-3 tane daha gördüm bazı kişilerde böyle bug yapan. Adamın adı da bug'dı yani, hatırlarsanız sizler birlikte bakmıştık. Adamın sadece 2 tane asker açılmamıştı. Adamın 6 tane asker açılmıştı aynı bu şekilde. Bakalım 6 tane askerle ne kadar çıkabileceğiz? Onun da testini yapmış olacağız. Biz büyük ihtimalle onun serisi gibi bir şey olacak zaten. Yani bayağı bir eğlenceli olacak. İnşallah yaparsak tabii. Hadi bakalım. Evet, güzel. Ya çünkü desti hızlı dönecek, seri olacak. Yani çok farklı bir şey olur ama bilmiyorum olabilecek mi, olmayacak mı? Çünkü baksanıza bize burada sandığı açtırtmaya çalışıyor. Ya gülüm, o sandığı açmak istemiyorum. Vallahi istemiyorum ya. O sandığı da bize tıklatıyor ha. Ben o sandığı açmayacağım. İşte bunu açmazsak eğer ki
Dur belki de yapabiliriz ya harbiden. İnşallah açtırtmaz ya. Açtırtırsa ya üzülürüm harbiden. Sadece bug testi gibi bir şey olacak aslında galiba da. Yani açamazsak. Yani ama adamlar nasıl yapmış? Adam hatta bunu yapmış 3 seviyeye kadar da çıkmış. Devi 4 seviye yapmıştı. Ulan diğer askerleri açmadan sen devi nasıl 4 yapıyorsun? Biz de onun testini deneyeceğiz ama yani bunu açtırtırsa ama adam açtırtmıyorsa nasıl yapmış onun zaman onu? Büyük ihtimal bu da kanıt videosu gibi bir şey olabilir ya. Yani çünkü adam onu açamıyorsa demek ki adam da harbiden bug oluyormuş. Ya da biz bug yapacağız şu an. Çünkü onu bize zorla açtırıyor ama biz şimdi onu zorla açmayabiliriz. Çünkü adam onu yapabildiyse biz de herhalde yapabiliriz. Şu an ne dediğimi pek de anlamamış olabilirsiniz ama yani herhalde anlayamamanızın sebebi videoyu ilerletmeniz olmuştur. Yani videoyu ilerletmeden buraya kadar izlediyseniz zaten anlamış olmanız gerekiyor. Anlamadıysanız demek ki videoyu ilerletmişsinizdir. Evet, desteğimiz hızlı dönüyor arkadaşlar. Desteğimizin hızlı dönmesinin sebebi zaten bütün kartların açık olmaması. Bak sandık bölümleri dolu. Savaşa girmek için sandığı seç diyor. Abi istemiyorum açmak ya. Bunu açtırtıyor o zaman bize. He? E o adam nasıl yaptı o zaman? Ben şimdi burada hata mı yaptım? Evet illa bize o sandığı açtıracak arkadaşlar. Evet. Of ya üzüldüm ama adam nasıl yapmış arkadaş? Burada arama yeri nerede? Arama kısmına geçemiyoruz o zaman. He? Vay arkadaş ya. O zaman fail mi olduk biz? O adam nasıl yaptı? Yeni kartlar açılmadı değil mi? Heh, yeni kartlar açılmamış arkadaşlar. Açmıyorum lan. Savaşa gir. Abicim yeni sandıkları illa açmamız mı gerekiyor ya? Abi şimdi 3 tane daha savaşa gireceğiz. İnşallah bunlarda da olmaz, çıkmaz. Çıkarsa çok kötü olacak ya. İnşallah o yeni kartlar açılmaz diyeyim ben size yani. Yeni kartlar açılırsa amacımızdan aşmış oluruz. O yüzden sıkıntılı olur. Herhalde adam şansa bala mı yaptı ki o? Ya çünkü adam 3 seviye ve 200-300 kupa yapmış. Adamın sadece 6 tane kartı açık. Adamın adı da bug yani. Bug yani bug. Bildiğiniz bug yazılı şey. Yani o adam nasıl yaptı o zaman? Biz şimdi belki bizi de yapabileceğiz de bilmiyorum bakacağız. Test gibi bir şey olacak. İnşallah yaparız ya. Gerçekten bu şey için heyecanlıyım bayağı bir. Yani yapamazsa üzüleceğim. Hadi koçum hadi. Size güveniyorum ya. Ama güvenmiyor da olabilirim yani. Biraz güvensizlik var bende de. Son iki tane daha sandık açacağız. Bunlarda da olursa... Bak savaşa girebiliyoruz mu? Yok giremiyoruz ya. Ulan illa mı bunları açacağız biz ya? Şöyle oyunu bir kapatalım. Bir daha açalım. Belki bir bug oluşur. Yapabiliriz. Bilmiyorum bakacağız. Olmadı. Neyse. İnşallah şu kartlardan çıkmasını dileğiyle. Tamam mı? İnşallah. Diğer kartlardan çıkarsa o zaman bitti işimiz. Ver taşı abi. Hadi ya. Evet. Çıkmadı. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Evet. Bug'ı yapabileceğiz galiba. Vallahi yapabiliriz ama yeni kartları inşallah açmaz ya. Şimdi savaşa gireceğiz ya şimdi bir de. O yeni kartları inşallah açmaz ya. Vallahi bir heyecan bastı bana ha. Yemin ediyorum heyecan bastı. Arkadaşlar zaten başarısız olsak video koymam diyordum ama şimdi artık bundan sonra başarısız olsak bile koyacağım yani. Çünkü çok yaklaştık ya. Vallahi billahi çok yaklaştık. Oh. Heyecanlıyım ha. Bayağı bir heyecanlıyım. Şu an heyecan bastı. Heyecan basanlar varsa yorumlara yazsınlar. Abi kesinlikle like atın. 2000 like yapın da şunu hemen devam edelim ya. Yemin ediyorum çok heyecanlandım ama tabii yapabilirsek. Çünkü son açtığımız sandıkta iki tane yeni kart açılırsa ne yapacağız? Değil mi? Öyle bir mevzu var. O zaman sıkıntılı olur. Aynen öyle. O yüzden bizim öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Bu yeni kartları açmamız gerekiyor. En azından 7 tane bile askerimiz olsa desteği hızlı dönecek. Ve sonsuza kadar bu desteği kullanacağız. Öyle bir durum mevzusu söz konusu. Yani çünkü seri hızlı döndüğü zaman belki de bir avantaj sağlayabiliriz. Böyle düşünüyorum ben. Evet artık eğitimciyi geçtik arkadaşlar. Tamam. YBJ yaptık. Dur. Bug. Bug YBJ yapalım hatta. Bug YBJ. Arkadaşlar harbiden heyecanlandım. Herhalde artık yaptık. Bunları açtırtmayacak bize. Eğitimciyi geçtik mi ki? Geçmedik mi eğitimciyi daha? Evet. İlla
sandığı açmamız gerekiyor. Abi inşallah o sandıkta dur, hangisinde destansı veriyordu? Şunda mı veriyordu destansı? O tamam. Son şansımız arkadaşlar. Son şansımız. Hadi be. Bunu da açacak mısın? Son şansımızdı ve başarısız olduk arkadaşlar. Ulan niye oldu böyle ya? Ulan vallahi billahi böyle olmaması gerekirdi. O zaman bu arkadaşlar nasıl yapmış? Nasıl yapmış bu adamlar? Açacağım bir dakika şimdi. Bu adam nasıl yapmış abi? O zaman bir bug'u daha ortaya çıkarttık. Bir bug'ı daha ortaya çıkarttık. Ben buna bug diye okurum ama bazı kişiler bug diyor. O yüzden de ben bug diyorum anlasınlar diye. Abi ben böyle bir şey görüyorum. O zaman o adam nasıl yapmış gülüm? O adam nasıl yapmış? Bakın açacağım şimdi size. Bir dakika bas şuraya. İlla açıyor demek ki. Bunun böyle bir sistematiği var. Önceden diye de bir şey yok kardeşim. Öyle olsa bu adam sürekli oynardı. Bakın şu adam. Bu değil, bu değil, bu değil. Zaten bunlar ayrı bir mevzu. Bakın şunlar zaten ayrı bir mevzu. Adam bir seviye ve klan açmış. Ve klan kurmuş. Yani adamın kartları da açık değil. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Nerede o bug denen herif? Bug denen herif. Heh burada. Arkadaşlar evet. 3 seviye adam. Bug diyor bakın. Adı bug. Açıyoruz tamam mı? Gördüğünüz gibi adamın 2 tane kartı yok. Biz niye yapamadık? Biz niye yapamadık gülüm? Biz de o kadar uğraştık. Biz de emek verdik. Ama ve lakin olmadı. Niye olmadı? Bu adam harbiden bak. Aynen bu adam harbiden bug yani. Yapacak bir şey yok kardeşim. Biz bug'u beceremedik. Yani bunun taktiğini tekniğini çözenler varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Seri başarısız oldu. Fail oldu ama... Son anına kadar, son demine kadar dayandık. Ya belki de birkaç kez denememiz gerekiyor. Her zaman denk gelmiyor. Bazen denk geliyor olabilir. Bunu sizler de deneyin. Sizler de deneyin. Tamam mı? Başarılı olabilen varsa hesabı bana bir video çekmeyle yollasın. O hesapla seri çekelim ya. Bir bölüm çekelim. Yani yapabilenler varsa zaten sıfırdan hesap açacak. 2-3 seviye bir şey olacak. Yani o yüzden bu benim taktiğimle yapmaya çalışın. Ya da farklı bir taktik biliyorsanız o taktikle yapmaya çalışın. Yapın. Sizler de deneyin. Yapabilen varsa... Bana e-mailimden ya da Facebook'tan ulaşsın arkadaşlar ya da yorumlar kısmında yazmış diyorum yazsın. Ben onunla iletişime zaten geçerim yani ama yapın uğraşın deneyelim hep beraber görelim. YBJ ailesinin gücünü gösterelim biz de bu bug'ı yapabiliriz. Abi bug derken de böyle bir bug gibi bir kelime çıkıyor ağzından bug tamam. Bug mu diyelim lan ne diyelim. Yani çünkü İngilizce okunuşu bug gibi bir şey böyle adam mesela Google çeviri yazdırdığınızda. Öyle bir diyor ki yani neyse boş verin arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bence beğenmediniz ama olsun. Yine 2000 like gelirse 2000 like gelmez çünkü başarısız olduk arkadaşlar. Neyse. Herkese iyi günler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.